bu kadar önemli olduğu gibi insanı hayatta tutan, insanın insan olmasının unsurlarını teşkil eden organlar da öyledir. Şimdi oraya geçeceğim. Organ, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, dişimiz, tırnağımız, dilimiz, damağımız olmasa ne işe yarardı? Aklımız, fikrimiz, zihnimiz, beynimiz. İnsan hayatı. İnsan hayatını böylece ibadetlerden de üstün, namazdan da önemli, namazdan da üstün hale getiren başka bir anlayış, başka bir sistem, başka bir din bana gösterebilir misiniz? Hadi gösterin. İnsan hayatına bu kadar önem veren, öncelik veren, bu kadar değer veren başka bir sistem bana gösterin. Çağdaş sistemlerden insan haklarını savunanların hiçbirisinde bu anlayış, bu idrak, bu hakikat vallahi bulamazsınız. Amerika gibi çağdaş dedikleri, medeni dedikleri, dünyamıza 490 milyon kilometre mesafedeki Mars gezegenine uydu gönderen, robot gönderecek kadar teknolojide, uzay teknolojisinde, bilgisayar teknolojisinde, insan beynine, kainatın boşluğuna girecek kadar teknolojide ilerlemiş olan Amerika'da hala soruyorum size, zenciler, siyahlar, ikinci sınıf insan muamelesi görüyor mu, görmüyor mu? Görmüyor deyin erkekseniz. Hani insan? Hani insan? Dünyamıza 490 milyon kilometre mesafedeki Mars'a ulaşabilen Amerika burnunun dibindeki zencinin kalbine girememiş. Öyle mi değil mi? İnsan nerede insan? İslam'da siyahın, beyazın Allah katında vallahi hiçbir farkı olmamıştır, olamaz. Hiçbir ırk farkı, renk farkı, lisan farkı. Allah katında, İslam nazarında, Müslümanların nazarında mevzu bahis olamaz. Bütün insanlar eşittir. Mesela bakın, İslam hukukunda insanların arasında dokunulmazlığı, dokunulmazlık var ya hani şimdi bizim milletvekilleri dokunulmazlıkları var. Vallahi Kur'an'a aykırıdır, Hazreti Muhammed Mustafa'ya aykırıdır. İslam'da dokunulmaz diye bir insan olamaz. Müslümanların başındaki halifeye de dokunulur, normal bir vatandaşa da herkes yargı önünde, mahkeme önünde eşittir. Hiçbir fark olamaz. Bizim anlayışımızda, bizim medyamızda bir gazeteci öldüğü zaman kıyamet kopar, bir köy halkının tamamı öldüğü zaman ismi bile geçmez. Ne özelliği var gazetecinin? Gazeteci birinci sınıf insandır da öbürler ikinci sınıf insan olur mu ya? Bu anlayışı kim getirdi memlekete? Allah katında böyle bir şey yok. Allah katında dokunulmazlık yok. Ne demek milletvekilleri dokunulmaz mı? Kim söylüyor? Hangi inancını söylüyor? Hangi kitabını söylüyor? Hangi Muhammed Mustafa söylüyor? Ne dokunulmazlığı? Yok böyle bir şey. Kur'an'da yok, sünnette yok, İslam'da yok.
İnsan eşitliğine aykırıdır dokunulmazlık. Yeryüzünde kutsal insan olamaz. Bakın Hindistan'da 750 milyon Hindu var, Hindu. Budizm dedikleri Buda'ya inanan Hindu dinine mensup insanlar var. Onların nazarında hayvanlardan iri cüsseli bir hayvan, siz söyleyin nedir? Dokunulmaz. Hindistan'da inekler, öküzler, sığır dediğimiz büyükbaş hayvanlara kutsal nazarla bakılıyor. Orada bir inek 100 tane çocuğu tepelese kimse kılına dokunamıyor. Bizdekilerden pek farkı yok galiba. Olmaz böyle şey. Böyle sapıklık olmaz, böyle çağ dışı bir anlayış, İslam dışı bir anlayış olamaz. Ne demek dokunulmazlık? Çalacaksın, çırpacaksın, vuracaksın, kıracaksın, dokunulmazlığı var. Kimse bunu mahkemeye çağır. Bu nedir ya bu? Hangi insanlık bunu izah edecek? İnsan hakları eşit olarak ortaya çıkar. Kanun karşısında insanlar eşittir diyorsunuz. Hani milletvekillerini kanun karşısında çıkartamıyorsunuz? Siz söylüyorsunuz, siz kendinizi yalanlıyorsunuz. Hani insanlar eşitti? Kanun karşısında, adalet karşısında, mahkeme karşısında, yargı önünde insanlar eşitti. Hadi şu milletvekiller çıkarın yargının önüne bakın erkekseniz. Yalan, hepsi yalan bunların. Müslümanlar, iyi şeyler değil bunlar. İnsan hayatından daha önemli bir konu, bir konuşma olamaz. İnsan anlaşılmadan, insan anlatılmadan, insanın hayatı ortaya konmadan hiçbir şeyin önemi olamaz.